soru var. Zaten birçoğuna da şimdi değindik. Şimdi biz o soruları program tabii yetişmeyecek anlaşılan. Hı-hı. Zaten istesek bitti de sorun, yani, evet. Yok, siz atarız arkadaşlar. Arkadaşlar cevap verirler. Bize kodlama dersi evet. Başlayacak mı? Evet, onunla ilgili olarak talim terbiye kurulumuz. Müfredata zaten eklenecek mi? Müfredata eklenecek. Onun çalışması yapılıyor. Müfredat hazırlanıyor. Kodlama ve bilişim dersinde onun uygun programlaması yapılıyor. Evet. Kodlama ve yazılım. Efendim birçok soruyu sorduk. Zaten burada gelen soruların ağırlıklı olarak Nuri Bey bakın kitleniyor. Ekran kitleniyor. Artık şey yapamıyoruz. Yani bir soru 20 kere ama normaldir. Milli Eğitim Bakanlığı herkesi ilgilendiren çok. Doğru. Bak 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren bir bakanlıkla ilgili bu kadar sorunun gelmesi gayet doğal. Hala atama süreçleriyle ilgili yerleştirme süreçleriyle ilgili sorunu olan arkadaşlarımız varsa, kafasında soru işareti olan arkadaşlarımız varsa bizim İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün sitesinde bununla ilgili çok ayrıntılı açıklamalar zaten var. Ben bu vesileyle İnsan Kaynakları Genel Müdürümüze ve Genel Müdürlüğümüze hem Ağustos'taki atama sürecinde hem bu Şubat'taki atama sürecinde gösterdikleri olağanüstü gayret ve başarı için çok teşekkür ediyorum. Bunlar çünkü çok emek verilerek yapılan çalışmalar kolay değil. Yani 120 bin müracaatın tek tek değerlendirilip yüklenmesi, onların bir de şimdi işte bu güvenlik sorunlarının da değerlendirilmesi vesaire. Dolayısıyla bu telafi eğitimlerinde falan da onların çok katkısı evet. Oluyor. Ben bütün milli eğitim çalışanlarımıza, bakan yardımcımıza, müsteşarımıza, genel müdürlerimize, evet. Öğretmenlerimize, il müdürlerimize, ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten yani en büyük kamu kuruluşu bir kere onu evet, söyleyeyim. Ama hafızası çok güçlü bir kurum. Kurumsal kültürü çok gelişmiş bir kurum. Gerçekten milli eğitimimizde son 10 yıldır bir sessiz devrim yaşanıyor. Sorunumuz bunu yeterince anlatamamakmış, onu anlıyoruz. Böyle programlarla bunları evet. Anlatacağız. Size efendim, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. En son bütün her şeye değindik. Bu soruları da aslında gelen soruları da kategorize ayırıp hepsini de size sorduk. Lütfen. Sınıf öğretmenliği de dahil. Yani tekrar tamam. Soruyorsunuz. Biz onun hepsini ben zaten onu, bunları size de vereceğiz efendim. Biz onları zaten ekran kilitlendi sürekli artık aynı sorular geldiği için. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Tekrar ediyoruz sevgili öğretmenlere. Artık öğretmen oldular. İnternette var, yok değil. İsterseniz Milli Eğitim Bakanlığı sayfasına girerseniz orada bütün detayları öğrenebilirsiniz. Biraz yorulun, oradan araştırabilirsiniz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Nuri Bey çok teşekkür. Bitirdik efendim programı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz Ankara'dan.